Mevlid Kandil gecesi en çok hangi duaları edelim? Tabi Mevlid Kandili de tesbih namazı kılmak lazım efendim. Tesbih namazı farz değil, vacip değil. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. E, niyet ettim Allah'ın tesbih namazına e, denir. Ondan sonra Sübhaneke'den sonra 15 defa Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allah'u ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi Evuzu besmele, Fatiha. Sonra rükûya gitmeden 10 on defa. Ondan sonra rükûya Şüphan Rabbi el Azim dedim 10 defa. kalktığı zaman Rabbena lekel hamd dedikten sonra 10 defa. Secdeye gittiğin zaman Şüphan Rabbi el Ala 3 10 de defa. O iki secde arasında 10 defa, tekrar 10 defa eder 75. İkinci rekatta da böyle başta 15, diğerlerinde işte 10'a şekilde olmak üzere e, iki rekatta 154 rekat kılınır. 300 tesbih çok büyük fazilet var. Mecbur değil. Mecbur değilsin. Ama böyle mübarek geceler bunu kılarsan çok büyük şey fazileti var. Evet e, salavat getir peygamberimize her gün 10 100 salavat getir. Yolda giderken, otobüste giderken, yürürken tesbihle 10 salavat, 100 salavat getir. 100 estağfurullah de, 100 la ilahe illallah de yüz elhamdülillah de, yüz Allah de. Bunları dilini alıştır. Yüz la ilahe illallah mesela. E, dilini bunu alıştırdığı zaman, canı sıkıldığı zaman la ilahe illallah. Sevindiği zaman la ilahe illallah. Ölürken çok sıkıntı geçiriyor insanlar. O sıkıntı zamanda la ilahe illallah de ağzından son sözü la ilahe illallah cennete gider diyor. onun için bunları alıştırmak lazım kendini, kendimizi.